Evet. Yapıldı herhalde. Evet hocam. Abdullah Hocam merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar döndük sahalara falan. Yoğun bir koşturmacadan sonra. Geçen hafta başarılı bir ders oldu diye duydum. Her zamanki gibi tabii. İnşallah öyledir hocam. Eyvallah. Hasan Hoca sağ olsun eşlik etmiş. Nasılsınız? Evet, Anadolu'da işte gittiğim yerlerde belki katılamıyorlar hemen ama daha sonra dinliyorlar dersleri. Gayet güzel bir algı var. Bu tür aktivitelerin paylaşılması da iyi karşılanıyor orada. Çünkü malum imkanlarla alakalı bazı şeyler. Evet, saat 10 oldu. Biz başlayalım isterseniz. Abdullah Hocam buyurun. Bu arada yeni yazını da aldım. Taşköprüzade üzerine yayınladığın. Bu çok ince, vazın ince bir meselesi. Ali Kuşçu ile hesaplaşıyor burada. Ali Kuşçu, evet hocam. Evet. Yani hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Emeğine sağlık. Hocam Var orada şöyle bir şey oldu şimdi. Taşköprüzade'nin Risalesi'nde itirazlar sıralanıyor. Orada isim yok. Tabii Şimdi tabii sen onu ama işte konuyu bildiğin için Ali Kuş üzerine çalıştığın için klasik. hocam şöyle işin doğrusu hocam Ali Kuşçu aklıma hiç gelmedi ilk başta. Yani buradan kastedilen kişi Ali Kuşçu'dur fikri Zaten hiç çok geçmedi. bildiğini hatırlamaz. Hocam o kadar çok aradım ki onu anlatamam size yani. Ya bu kim diyorum. Ama bana sormuyorsun. Sen bir sor ben sana söyleyeyim. Çünkü benim orada notum var. O Risale'nin Arapça çıktısını almıştım 2005'lerde. Orada notum var. Muhatap Ali Kuşçu diye. Ben hocam bir ekranımı paylaşayım Tamam, öncelikle. buyurun başlayalım hemen. Hocam şöyle geçtiğimiz derste önemli birkaç şey geçti. Çok kısaca onlara bir temas etmek istiyorum. Buyurun. Şimdi müşterek lafızlarla ilgili hocam müşterek lafız gerçekleşmiş midir? Yoksa hiç vaki değil midir? Konusundaki tartışmaları tamamladık. İkinci aşamada müşterek lafzın kullanımı ile ilgili problemlere geçtik. Burada da hocam dört temel görüş ortaya çıktı. Buradaki problemin ne olduğunu kısaca şöyle ifade edebiliriz. Müşterek lafız malum birkaç manada kullanılan yani vaz edilen lafız birkaç farklı manada. Soru şu, acaba tek bir örnekte, tek bir kullanım örneğinde müşterek lafız, tek bir lafız birden fazla manayı aynı anda ifade edebilir mi, edemez mi? Problem bu. Şimdi burada eğer müşterek lafzın manaları arasında bir zıtlık, bir münafat varsa böyle bir kullanımın geçerli olmayacağını herkes kabul ediyor zaten. Yani bazen müşterek lafızlar siyah beyaz gibi iki zıt mana arasında müşterek oluyor. Şimdi bunu aynı kullanımda kastedemezsin. Bu mümkün değil. Peki böyle bir zıtlık, böyle bir engel durumu yoksa acaba bir lafızla, bir müşterek lafızla bütün muhtemel manaları kastedilmiş olabilir mi? Tartışması başladı hocam. Dört temel görüş ortaya çıktı. Bir tanesi bu durumu mutlak manada mümkün görenler. İkincisi bu durumu mutlak manada mümkün görmeyenler diyelim. Üçüncüsü olumlu cümlelerle olumsuz cümleler arasında fark görenler. Yani olumsuz cümlelerde bunun olabileceğini, olumlu cümlelerde ise olamayacağını öne sürenler, iddia edenler. Son olarak da tekil lafızlarla çoğul lafızlar arasında fark görenler bu bakımdan. Şimdi bu müşterek lafzın tüm anlamlarını kastetmesi durumunu da hocam umumul müşterek şeklinde adlandırdı Ali Kuşçu. Yani böyle bir kavramdan bahsetti. Umumul müşterek diyoruz buna. Yani kısaca hocam sorumuz şu. Umumul müşterek mümkün müdür, değil midir? Böyle bir kullanım. Şimdi biz birinci yani mümkün görenlerin görüşlerini hocam bitirdik. İkinci görüşe geçtik. Tamam. Oraya kadar şöyle geleyim bir şekilde. Bu arada tabii güzel örnekler geçti. Sizi de hocam andık biraz. Eyvallah. Mesela secde örneği geçti hocam. Orada teklifi emir, tekvini emir mevzularına girdi Ali Kuşçu. Tam sizin mevzular geldi hocam aslında. Yani Eyvallah.
Dersi bir dinleyeceğim inşallah. Zaten paylaşmış Sena Hoca. Şimdi evet hocam, hemen şimdi şeye bakalım. Evet, ikinci görüşe bakacağız. 206. sayfada şöyle hemen geçmişiz biraz. Evet, buradan başlıyoruz. 206. وَتَمَسَّكَ Evet, ikinci görüş buradan başlıyor hocam. وَتَمَسَّكَ الْفَارِقُ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ Şimdi, olumlu ve olumsuz kullanımlar arasındaki farktan hareketle olumsuz cümlelerde umumül müşterek mümkündür ama olumlularda mümkün değildir diyenlerin görüşlerini analiz edeceğiz. بِأَنَّ الْاَلْفَاسِ fil nefi, lafızlar genel anlamda, yani bütün lafızları kastediyor. Olumsuz bir cümlede tekunu mufideten lişşumul, kuşatıcılık ve kapsayıcılık ifade ederler. Dunel isbat. Ancak olumlu cümlelerde böyle bir kuşatıcılık, genellik manası yoktur. Ken nekreti. Mesela nekre lafızlara bakalım. Fe inneha fil nefi ammetun. Çünkü nekre bir kelime, nekre bir lafız olumsuz bir cümlede umum ifade eder, genellik ifade eder. وَفِلْ اِسْبَاتْ خَاسَّتُمْ Olumlu bir cümlede ise hususi bir mana, özel bir mana ifade eder. وَكَلْ فِعْلِ Mesela nekra lafızlardan sonra fiillere bakalım. Fiillerde de durum böyledir. Mislu ne gibi mesela? جَاءَ زَيْدُمْ وَلَمْ يَجِئْ زَيْدُمْ İki tane örnek verdik. Zeyd geldi ve Zeyd gelmedi. فَاِنَّ الْاَوَّلَ Birinci cümlemiz, yani Cazeydun cümlesi, yastuku bi mucerredi meci'ihi fi cüz'in min ecza'i zemanil mazî. Yani geçmiş zamanın dilimlerinden herhangi bir tanesinde, herhangi bir anında Zeyd isimli şahıs gelmiş olsa, bu eylemi gerçekleştirmiş olsa, birinci cümle, Zeyd geldi cümlesi geçerli olur, geçerlilik kazanır. Yani bu doğru bir cümle olur. وَالسَّانِي ikincisi ise, yani Zeyd gelmedi cümlesi ise, لَمْ يَسْتُقْ اِلَّا اِذَا عُدِمَ مَجِئُهُ فِي جَمِيعَ اَجْزَائِهِ Bu cümle ancak ve ancak Zeyd'in geçmiş zaman dilimlerinin hiçbirinde gelmemesi durumunda doğru ve geçerli bir cümle olur. Dolayısıyla olumlu bir pozitif, müsbet bir fiilin kullanımında tek bir andaki tahakkuk, vuku yeterli oluyor cümlenin sıhhati için. Ama olumsuz bir cümle ya da olumsuz bir fiil düşündüğümüz zaman bu yeterli olmuyor. Bütün, yani genellik ifade etmesi lazım, yoksa geçerli olmuyor. Şimdi buradan hareketle ne söylemeye çalışıyor hocam bu görüşün sahipleri? Diyorlar ki, umumul müşterek meselesi olumsuz cümlelerde düşünülebilir, mümkündür burada gördüğünüz gibi, ama olumlu cümlelerde mümkün değildir. Böyle bir fark gözetmemiz lazım diyorlar. Bu şeyde var ya, bir şeyin ne olmadığını söylemek tüm evrensel kümeyi dikkate almayı gerektirir. Ama olumlu cümle için tek bir şansın var. Yani kalemin ne olmadığını söylemek, kalem şu değildir, kalem şu değildir, bu değildir, o değil, ama kalem nedir? Bir cümle, değil mi? Buna biraz benziyor, bunun yansıması. Aynen hocam. Evet. Yokluğun ispatı çok zor diyorlar ya hocam. Evet, evet. Ve rudde bil farik. Burada hocam şöyle bir şey anlatmaya çalışıyor çözebildiğim kadarıyla. Şimdi bu verdiğiniz örnekler doğru. Yani fiillerdeki durum doğru, geçerli. Ya da nekra lafızlardaki durum da geçerli. Ama bizim konumuz müşterek lafızlar. Müşterek lafızların umum ifade etmesi meselesi. Şimdi bu ikisi arasında bir fark var. Hmm. Yani sizin kastettiğiniz şeyin umum oluşuyla umumul müşterek meselesi arasında fark vardır şeklinde bir itiraz gelmiş bu görüşe hocam. Yani verudde bil farık bunu anlatıyor. Rudde şimdi, dediğine göre kendi görüşü değil. Değil. Evet, şimdi bu reddi hocam açmaya çalışıyor biraz. وَهُوَ اَنَّ عُمُومًا نَكْرَ الْمَنْفِيَّ Olumsuz nekra bir lafzın
genellik ifade etmesi ya da ifade ettiği genellik manası li darurati, yani bir zaruret sebebiyledir, bir zorunluluk sebebiyledir. Şimdi nedir o zorunluluk, onu açacak. Yani demek ki bir nekra lafız genellik ifade ediyorsa bu bir mecburiyetten ve zaruretten kaynaklanıyormuş. Nedir o? Enne nefyel cins ev nefyel ferdil müphem, yani bir cinsin olumsuzlanması ya da ferdi müphemin olumsuzlanması, şöyle metni kaydırayım. La yasihhu, geçerli olmaz. Mâ sebete ferdun. Buradaki mâ'yı hocam, yani olduğu sürece şeklinde çevirmemiz lazım. Mâ sebete ferdun, yani bir fert sabit olduğu sürece ya da sabit olması durumunda cinsin nefyedilmesi geçerli olmaz. Ya da ferdi müphemin nefyedilmesi de geçerli olmaz. Niçin geçerli olmaz? Lisubutil cinsi. Burada hocam bir araya bir şey girmem lazım şimdi. Metinde bir şey yapacağız. Düşüklük var. Lisubutil cinsi vel ferdil müphem, yani cinsin ve ferdi müphemin sabit olması sebebiyle, nerede sabit olması sebebiyle, o araya hocam fi zımni külli ferdin diyoruz. Yani li subutil cinsi vel ferdil müphemi fi zımni külli ferdin. Çünkü cins dediğimiz mana ya da ferdi müphem dediğimiz şey aslında bütün fertlerin zımnında tek tek gerçekleşen bir şeydir. O nedenle bu tümenler tartışmasıyla alakalı. Tabii hani evet. Bu konudaki kanaatini görmek lazım. Evet. O nedenle diyor ki hocam, herhangi bir cinsin nefyedilebilmesi için ya da ferdi müphemin nefyedilebilmesi için diyor, hiçbir tekil cüz'i ferdin mevcut olmaması gerekir. Kümenin boş olması gerekiyor. Evet, boş küme olması lazım. Boş küme olması gerekiyor. Yani. Şimdi oradaki hocam eklemeye devam ediyorum. Fizmli külli ferdinden sonra cümleye devam ediyorum. Şöyle, el cinsu zahirun. Şimdi burada cinsle ilgili durum açıktır diyor. Yani cinsin sübutu ferdin zımnında gerçekleşmektedir. Şeyi açık, kısmı açıktır diyor. Vel ferdül müpem. Peki ferdi müpem meselesine gelince bunu nasıl anlayabiliriz? Devamı hocam li enne manahudan devam ediyorum. Bu kadar düşük var yani. Neredeyse bir düşüklük var. Evet. Yani şerhten buldum hocam bunu, bu düşüklüğü. Şimdi ferdi müphemden kasıtsa şuymuş. Müphem ferdi. Enne manahu, müphem fertten kastedilen şey, bunun manası el ferdu bil itlak. Mutlak anlamda ferttir. Min gayri i'tibari kaydin ma'ahu. Yani bu fertle birlikte herhangi bir kaydı dikkate almaksızın mutlak manada ferdin kendisidir. Ferdi müphemden kastettiğimiz şey. La ma'a ademi itibaril kaydı ma'hu. Yani nasıl ifade edelim bunu? Yani bu fertle beraber bir kaydın itibara alınmaması durumunu dikkate alarak değil de, yani hani bunu hocam şey diyorlardı ya, mantık metinlerinde geçiyordu. bir şartı la şey. Evet, yani mahlut, mücerret ve mutlak kelimesini ayırırken mutlak olana biz olumsuz ve olumlu, ne olursa hiçbir kayıt yüklemiyor. Evet. Ne varlık kaydı ne yokluk kaydı. Mutlak mahiyeti İbn Sina'nın anlatırken. Evet, doğru. Evet, hocam burada şerhten şöyle bir şey. İlginç be. Demek ki bunu buraya da uygulamışlar. Yani. Evet. Hocam şöyle bir üçlü şeyden bahsediyor şerhte. Bu fertle ilgili hocam. Bir ferdi muayyen vardır diyor. Ferdi muayyen malum Ayşe, Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma. Evet. Ferdi muayyen. İki ferdi müphem vardır diyor. Ferdi müphemi de hocam iki türlü anlamış. Birincisi bir tayin olmaması koşuluyla ferdi müphem düşünebiliriz diyor. Bir de hiçbir koşul dikkate almaksızın mutlak anlamda ferdi müphem düşünebiliriz diyor. Tamamen kavramsal düzeyde düşünebiliriz anlamında o. Evet. Şimdi yani hiçbir kaydı, hiçbir şartı dikkate almaksızın mutlak anlamda düşünürsek ferdi müphemi,
Hem ferdi muayyeni kuşatır bu diyor, hem de birinci anlamıyla ferdi müphem kuşatır. Hepsinden daha kuşatıcı olur. Böyle bir şey söylemiş hocam şerhte. Şimdi yani oradaki o mahiyet kavramları, mahiyet üzerine yapılan tartışmaların buradaki yansımaları bunlar. Onu da çalışırken dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi demek ki hocam hem aslında bu ferdi müphem dediği aslında mahiyet seviyesinde, cins seviyesinde bir şey oldu hocam dediğiniz gibi. Evet 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 yani. Öyle oldu. Çünkü İbn Sina'da bu mutlak mahiyet meselesi müphemdir zaten biliyorsun. Ne var ne yok mahiyet de diyorlar buna espriyle. Evet, varlığı yokluğu işte. Evet evet. Şimdi Müslüm teorisini de bundan üretiyorlar Abdullahçığım. Ne var ne yok mahiyete bir uzay bulabilmek için. Evet. Sonra başka yerlere kaydı. Evet. Şimdi hocam cümleyi şöyle baştan bir daha alıyorum. Yani dedik ki umumun olumsuz nekranın, olumsuz bir cümlede kullanılan nekranın ifade ettiği genellik şuradan kaynaklanıyor demiştik. Cinsin nefyedilmesi ya da ferdi müphemin nefyedilmesi, yani burada kastettiğimiz ferdi müphemin nefyedilmesi tek bir fert sabit olsa mesela bu mümkün olmaz. Dolayısıyla hiçbir ferdin gerçekleşmemesi durumunda ancak biz böyle bir nefiden bahsedebiliriz. Vela şüphete, kuşku yoktur ki, şüphe yoktur ki, fi sıdkıl ferdi alel ferdil muayyen. Yani buradaki hocam fi sıdkıl ferdi dediği ortama müphem kelimesini oraya eklememiz lazım. Fi sıdkı el ferdil müphem demektir o. Yani ferdi müphemin alel ferdil muayyen, ferdi muayyene doğru şekilde yükleneceği konusunda ise hiçbir kuşku yoktur. Şimdi femensebete, buradaki mensebeteydi hocam, hani her ne zaman bir fert sabit olursa, femensebete ferdun, herhangi bir fert ne zaman sabit olursa, yasihhu en yukal, şöyle söylemek geçerli olur. El cinsu evil ferdül mübhemu sabitun. Cins sabittir ya da ferdi müphem sabittir. Tek bir fert gerçekleşse bile biz bunu söyleyebiliriz. فَلَا يَسِحُ نَفْيُهُ بِالدَّرُورَ. Ancak burada tek bir ferdin sabit olması durumunda bunu söyleyebiliriz. Yani cins sabittir diyebiliriz. Dolayısıyla da zorunlu olarak cinsin nefyedilmesi artık burada geçerli olmaktan çıkar. Bu şey var yani mantıkta, yine güneş tek bir ferttir ama aynı zamanda bir cinstir gibi böyle bir tartışma da var. Yani evet. Herhangi bir kümenin tek bir elemanı varsa o küme bir cinslilik ifade eder. Yani cins manası tahakkuk etmiştir orada. Evet, evet. Onu kastediyor, onu anlatıyor. Yani. Aslında bunu kümeler teorisi bağlamında böyle kurarak düşünmek zihin açıcı olabilir. Hocam, Abdullah Hoca'nın interneti dondu. Geri gelir herhalde bir süre sonra. Evet. Mümkün. Ben acaba benden mi kaynaklanıyor dedim ama çok da iyi bir pozda donmuş Abdullah Hoca'nın şeyi. Düştü. Birazdan geri gelir bir ihtimalle. Evet, evet. Gayet oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Evet, bu arada Ali Kuşçu konferanslarımız başlıyor. Duymayan arkadaşlar olabilir. Bunun ilanlarını da Sena Hoca yaptı. Sosyal medya hesaplarımızdan. Her ay bir Ali Kuşçu konferansı yapacağız. İlkini Zahit Açıl Hoca ile 15. yüzyılda dünya nasıl bir manzara gösteriyor Ali Kuşçu'nun yaşadığı dönem. Bu daha sonra böyle küçülerek, en geniş kümeden başladık. Küçülerek 15. yüzyılda işte Timurlar, Memlükler, sonra Osmanlı gibi gidecek. İlgisi olan, konuyu takip eden arkadaşlar
bu toplantılara katılabilirler. Çevrim içi olacak yine çünkü. Bunu da bu arada bildirmiş olalım. Herhangi bir şey yok değil mi Sena Hocam? Yok hocam. Bir iki dakika bekleyelim. Telefonla ulaşırım ben Abdullah Hocam. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu Ali Kuşçu konferansıyla alakalı. Konferansa yanı sıra Hasan Hoca'nın yakında okumaları da başlıyor. Bunları sosyal medyadan ilan ediyoruz zaten. Evet. Ali Kuşçu'nun El Fethiye Fi İmniyesini okuyacağız. Bunu da duymuş olalım. Hocam Abdullah Hoca şu an girmeye çalışıyormuş. Ha girdi tamam. Zaten. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın bir şey oldu, kopukluk oldu şeyde. İnternette. Evet hocam. Evet. Şuradan devam ediyorum hocam. وَلَا شُبْهَةَ فِي صِدْقِ الْفَرْدِ عَلَى الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ Yani ferdi müphemin, ferdi muayyene sadık olduğu, doğru şekilde yüklendiği konusunda da herhangi bir kuşku yoktur. فَمَا سَبَتَ فَرْدٌ Herhangi bir fert sabit olduğu sürece يَصِحُ اَنْ يُقَالْ اَلْجِنْسُ اَوِ الْفَرْدُ الْمُبْهَمْ sabit فَلَا يَصِحُ نَفْهُ بِالدَّرُ Bu durumda da cinsin nefyedilmesi mümkün olmaz, geçerli olmaz. Çünkü fert gerçekleştiğinde cins de gerçekleşir. Dolayısıyla cinsi nefyedemezsin artık. Çünkü cins ferdin içerisinde mevcuttur. Tahakkuk ediyor. Evet, bunu söyleyeyim. Feyelzemu, işte buradan şöyle bir netice ortaya çıkar. Min sıhhatin nefyi, yani cinsin nefyedilmesinin geçerli oluşu ya da ferdin müphemin nefyedilmesinin geçerli oluşu ademü sübutu ferdin aslan. Yani hiçbir ferdin tahakkuk etmediği manasına gelir. Ha. Eğer siz bir yerde cinsi nefy ediyorsanız orada hiçbir fert yok demektir zaten. Evet. Ferdi müphemi nefy ediyorsanız zaten hiçbir fert yok demektir. Ve hâzâ umûmun nekirâ. Fin nef. İşte olumsuz cümlelerde umûmun nekirâ dediğimiz yani nekranın genellik ifade etmesi durumu dediğimiz şey budur. Bir hilâfil isbat ama olumlu cümlelerde böyle bir şey söz konusu olmaz. Niçin? Feinnehu çünkü ispat nefin aksine ispat la yaktadi illa subute ferdin me. İspat tek bir ferdin tahakkukunu ya da subutunu gerektirir. Başka bir şey gerektirmez. Bu yeterli olur yani. Ve keza el fi'lul madi el musbet. Benzer şekilde olumlu, müsbet fiili mazilerde de durum budur. فَاِنَّهُ Çünkü fiili mazi يَدُلُّ عَلَى سُبُوتِ جِنْسِ الْحَدَسِ O fiilin ifade ettiği mastar manasının cinsinin, mesela vurmaksa, vurmak cinsinin sabit oluşunu gösterir fiili mazi. هُوَ مَعْنَ الْمَسْتَرِ İşte o mastarın manasıdır zaten. Nerede sabit oluşunu gösterir? Fi şeyin min ecza'i zamanil mazi. Geçmiş zaman dilimlerinden, parçalarından herhangi bir tanesinde sabit olduğunu gösterir. Olumlu fiili mazi. Fe yasduku subutu ferdin ma min hazel hadesi fihi. Dolayısıyla bu mastar manasının herhangi bir ferdinin sabit olması geçerli olur. Bir sübutül cinsi fi zımnihi. O ferdin cinsinde, o ferdin zımnında cins manası da sabit olduğu için bu geçerli olur. Olumlu durumlarda. Vel menfiyyü minhu ancak olumsuz fiili mazilerde. Vel menfiyyü minhu mu fihi mi? Metinde fihi.
fihi yazıyor hocam da ben minhu diye şey yaptım. Yani tamam, düzeltelim. Fiili mazinin olumsuz olanları, yani fiili mazilerden olumsuz olanlar, yedullu ala ademi hadel cinsi fi hazel zaman. Hangi zamandan bahsediyorsak, o zaman diliminde o cins manasının, yani mastar manasının hiçbir şekilde mevcut olmadığı anlamına gelir. Tamamen beş tümel konusunu şeyin, aslında aynen. Kullanarak tartışıyor. Yani o mantıkta iyi bilmek lazım. Evet. Febid darura, dolayısıyla zarureten, zorunlu olarak la yasduku, böyle bir cümle, yani olumsuz fiilin kullanıldığı cümle geçerli olmaz. İlla izâ adume cemî'u efradil cins alâ kıyâsi me'araft. O ferdi, o cinsin bütün fertleri mevcut olmadıkça bu cümle geçerli bir cümle olmaz. Dolayısıyla olumsuzlarda böyle bir genellik olması lazım. Alâ kıyâsi me'araft, yani daha yukarıda söylediklerimizi kıyasla bunu anlamış olursun. Şimdi burada hocam şeyi bitirdi aslında. ne kastedildiğini bu şeyden. Neklerin umumiliğinden ne kastedildiğini bitirdi. Bitirdi. Evet. Ama bunun müşterekliğin umumuyla alakası yok diyor aslında. Gelecek hocam, onu söyleyecek. Yani bu müşterek lafızla alakalı bir şey değil ki bu zaten. Yani hani müşterinin umumluğuyla bir şey yok bunun ya. Lafız benziyor diye aynı şey değil bu diyor. Delalet aynı değil. Şimdi burada hocam bir şey söylüyor. Nereye kadar gelecek? Bu emmâ mâ zekerûden alacağız. Şeye kadar hocam. Bir kelâmun zâhiriyyün lâ tahkîkîyyün hünâya kadar bir ara bir şey geliyor burada. Şimdi diyor ki emmâ mâ zekerû ulemanın, yani dilcilerin açıklamaları fî beyâni enne, yani şöyle toparlayayım hocam cümleyi. Dilcilerin açıklamaları diyor. Az sonra cümlenin sonunda diyecek ki kelamun zahiriyyün, bunlar zahiri açıklamalardır. La tahkikiyyün diyecek. Tahkiki değildir. Yani ana fikir bu olacak cümle. Uzun olduğu için baştan belirteyim dedim. Kafamız karışmasın. Bak, ama burada yeni bir tabir var. Tahkikin zıddı zahiri demek ki. Evet zahiri diyor. Evet hocam. Bu enteresan bir şey. Evet, ben Şimdi nedir bu açıklama, ona bakalım. Aslında hocam yukarıdakilerle baya benzer şeyler söylüyor ama hani bu böyle bir şey söylemiş. Tahkiki değildir. Emmâ mâ zekerû fî beyâni enne darabe, mesela diyelim ki darabe fiilini örnek olarak alalım. Darabe fiilinde yekfî fî sıdkihî, bu fiilin sadık olması, geçerli ve doğru olması için yeterlidir. Ne yeterlidir? Vuku'u darb fi cüz'in min eza'iz zaman. O ilgili zaman dilimlerinden herhangi bir dilimde, herhangi bir parçasında bu fiilin gerçekleşmiş olması yeterlidir. Böyle bu cümlenin, bu fiilin sıhhati açısından. Ve mâ darabe şeyi ise, olumsuz fiili ise, yufidu istiğrâken nef li cemî'i eza'iz zamâli mâzî. Bu istirak-ı nefi ifade eder. Yani nefin, olumsuzluğun tüm ihtimalleri kuşatması durumunu ifade eder. Li cemiyye ezzai zaman, bütün geçmiş zaman dilimlerini, parçalarını ifade eder. Kuşatır. Min ennehum, işte bu şeyden hocam, dilciler eradu, şunu kastettiler diyor. En yekûnen nefi vel isbat el mukayyedani bi zamanin vahidin fi tarafeyi nakiz. Şimdi dilciler burada hocam, ya da artık dilcileri mi kastediyor mutlak manada, yoksa belirli ulemayı mı kastediyor, o çok net değil. Ama ehlül luga ibaresini aldım şerhten, o yüzden dilciler diyorum. Şimdi hem nefin hem de ispatın mukayyet olması gerekir. Neyle? Bi zemanin vahidin. Aynı zaman dilimiyle mukayyet olması gerekir. Yani ikisi de mazi olacak mesela. Biri mazi, biri muzari olmayacak. Bir fi tarafeyi nakiz. Hani nakizde mesela bir fert gerçekleşiyor. Sonra oradan cinsi iptal ediyoruz ya. Cinsi artık nefedemezsin diyoruz ya. Ortada bir naks durumu var. Birbirini naks ediyor bu iki şey. Diyor ki tarafların diyor her ikisi de diyor aynı zaman diliminde olması gerekir. Böyle bir şeyi kastettiler bu açıklamalardan diyor.
Felem, şuradan alıyorum hocam. Evet, felem cealu en nefye kel isbat. Yani eğer ulema ya da dilciler nefi de ispat gibi mukayyeden bir cüz'in minel ecza, eğer nefi de ispat gibi herhangi bir zaman dilim bir parçalarından herhangi bir tanesiyle mukayyet kılsalardı, hani nasıl olumlu örneklerde tek bir zaman diliminde gerçekleşmesi kafidir dedik. Eğer biz olumsuzluk durumunu da bu şekilde bir cüz'in minel ecza ile kayıtlasaydık, lem yetehakkak ettenakuz. O zaman tenakuz gerçekleşmezdi burada. Niçin? Li cevazi tegayrül cüz'eyn. Çünkü o zaman o şeyler, o zaman dilimlerindeki her bir cüz birbirinden başka olabilirdi. Yani olumlama durumunda bir cüzde bu olumlama olurdu. Ama olumsuzlama durumunda başka bir cüzde olumsuzlama olurdu. Böylece tenakuz olmazdı. Ama tek bir cüzde olumlama olup da, o zaman dilimlerinden bir tanesinde olumlama olup da bütün zaman dilimlerinde olumsuzlama olunca mecburen tenakuz oluyor. O parçalar, yani anlatabildim mi bilmiyorum hocam. Burada çelişki durumunun sıhhatini ortaya koyuyor yani. Çelişki durumu, tenakuz durumunun geçerli olabilmesi için ispatta zaman dilimlerinden bir tanesinde vuku yeterlidir. Ama nefide bütün zaman dilimlerinde nefi olması gerekir. Yani arada tenakuz olabilmesi için. Evet. Burada nereye varıyor? Nereye varıyor buradan? Tek tefev fil isbat bi vuku'ihi mutlakan ve lev merraten. O yüzden dedi ki ispat durumunda, yani olumluluk durumunda tek bir kere bile olsa o fiilin vuku'uyla, mutlak anlamda vuku'uyla yetindiler. Evet. Vakasadu fin nefi el istigrak. Ama olumsuzlama durumunda istigrakı şart koştular. Yani tüm parçaları, tüm zaman dilimlerini kuşatmayı şart koştular. Bu şuna benziyor Abdullah'cığım. Şimdi bir manavla gittiğin zaman portakal tanımlayıp portakal istediğinde sana manavcı onu verir. Portakal şudur, işaret edersin. Ama portakalın ne olmadığını anlatabilmen için manavda bulunan tüm meyvelerle onu mukayese etmen lazım. Portakal şu değildir, portakal bu değildir, o portakal o değildir, portakal o. Nedir peki? Şudur. Çünkü şudur da bir muşar ile mutlak bir işaret var. Tamam mı? Onun için yerinde yok. Tabii tek bir fert yeterli. Yoksa da yok orada zaten. Anlatabiliyor muyum? Biraz bunu kastediyor gibi anladım ben. Hocam şimdi ben mantıktan bu tenakuz konusunu hatırladım bunları okurken. Evet. Şimdi tenakuzda hocam, tenakuzun sahih olması için çelişkinin yani şu şartı vardı. Evet. Diyelim ki bir önerme, mesela işte bütün elmalar sarıdır dedik. Hı hı. Bunun çelişiği şöyle oluyor hocam, bir tane elma sarı değildir. Tabii öyledir, evet. Bir tane şimdi bulmak yeterli olan. Mesela bir tane, evet hocam, bir tane elma sarıdır desek, bir tane elma sarıdır değildir desek bu çelişki olmuyor. Çünkü başka başka elma örnekleri mümkün bu durumda. Evet, buna evet. Benzer bir şey söyledi yani. Evet, evet. Şimdi bunun izahı sadedinde hocam devam ediyor konuşmaya. Niçin böyle söyledik, düşündük? İz, çünkü istimrarul fiili, bir fiilin sürekliliği as'abu ve akallu. Hem daha zordur hem de daha azdır. Daha az bulunur. Min istimraret terki. Terkin, yani fiilin yokluğunun sürekliliğinden daha zordur ve daha şeydir, daha az gerçekleşir. Niçin? Li'ennel adem, çünkü yokluk la yaftakiru ila sebeb, bir sebebe muhtaç değildir yokluk. Bi hilafi istimrar, hocam şimdi burada tabii artık mevzu derinleşiyor gittikçe. Bi hilafi istimraril vücud, varlığın sürekliliği ise böyle değildir yani. Varlığın sürekliliği sebebe bağlıdır. Yokluk gibi değildir yani. Varlığın sebebi vacibül vücudu sürekli gerektirmesidir. Değil mi? Evet, tabii. Ama vacibül vücut bir kere ortadan kalkarsa varlık ortadan kalkar. Aynen öyle. Evet. Hocam mesela çok güzel bir örnek geldi aklıma. Fıkıh usulünde hocam güzel bir tartışma var. Mesela bir emir cümlesini düşünelim. Mesela babası dedi ki çocuğuna, oğlum dedi bana bir bardak su getir dedi. Şimdi çocuk bir bardak su getirdiği zaman bu emir tamamdır.
Çocuk sürekli su getirmek zorunda değil yani. Habire su getirmeyecek. Bir kere olunca tamam bitti. Ama mesela çocuk konuşuyor hocam diyelim. Babası da sinirlendi. Oğlum konuşma, sus dedi. Bir kere susmayla olmaz bu iş. Hep susması lazım. Yani baba bir an sustum, devam ediyorum kıyamazlığa diyemez. Bizim Temel buna itiraz eder. Namaz kıl, sürekli namaz kılıyorsun ama yani değil mi? Bir kere kıl. Orada hocam yalnız o güneş sürekli doğduğu için o şarta bağlamıştı. Güzel. Deveran olduğu için emir sürekli evet. O deverana denk geldiğinde devam. Emir tekrarlanıyor hocam çünkü. Tabii. Fizikteki yasalar da öyle ya. Evet. Şimdi buraya yani kadar bunun üzerine şerhte neler söylenmiş ben bunu merak ettim şimdi Abdullah'cığım. Evet. Yani bu üstad orada döktürmüştür diye düşünüyorum. İstimrarül vücut evet. Meselesinde. Hocam işin doğrusu orayı ayrıntılı okumadım. Yani ben hemen bakacağım bendeki şeyle. Ben şimdi bu sen benim vaktimi mahvettin bu sefer. Evet. Şimdi hocam evet. Buraya kadar konuştuğumuz yani ve emmâ mâ zekerû'dan alalım buraya kadar gelelim. Fe kelâmun zâhiriyyün. Bu açıklamalar diyor şeydir diyor yani. Zahiri şeylerdir. Lâ tahkîkîyün hünâ. Burada hocam şunu demek istiyor. Ben şerhten şunu anladım. Şimdi yukarıda metnin başında Ali Kuşçu şey demişti hocam. Şu bir önceki sayfaya geliyorum. Demişti ki hocam burada dunelis kennek feyna fi nefi ammetu ve fi isbat hasl kelfiye ile demişti. Mesela evet. Cazeydun ve lem yecizeydun evet. Dedi. Feynel evvel yastuku bi mujarradi mecihi fi juz'in min ezail zamanil madi dedi. Ve sani lem yastuk illa iza udime mecihu fi jami'i zaid dedi. Evet. Bu dedi yani benim yaptığım açıklama dedi aslında hani ifade ediyor bunu. Yani asıl hatta şey diyor şerhte hakikun bil kabul. Yani bu zaten asıl şey budur. Sizin bu şeyleriniz hani gerekli değildir gibi anladım. Ya da tam ifade etmiyor durumu gibi anladım hocam. Ali Kuşçu sanki böyle bir şey yapıyor yani. Evet. Şimdi ve emmel müşterekten devam ediyorum hocam. O tahkikiden sonraki kısım. Şimdi buraya kadar biz umumun nekreyi konuştuk. Değil mi hocam? Evet. Ekranın umum ifade. Ama bizim konumuz neydi? Bizim konumuz müşterek lafızların umum ifade edip etmemesi problemiydi. Ve emmel müşterek fela ted'u fihi daruratun ila şumul maneyi. Yani tamam, olumsuz bir nekre lafız kullanılması durumunda bir zaruret var bizi bu umuma iten. Anlattığımız zaruret bizi bu umuma itiyor. Genellik ortaya çıkartıyor. Ama müşterek lafızlarda fela ted'u fihi daruratun ila şumul maneyi. Müşterek lafzın her iki manayı da ya da ikiden fazla da olabilir fark etmez. Bütün muhtemel anlamlarını ifade etmesine bir zaruret yok ki. Niye böyle bir şey ortaya çıksın? Velev fin nefi diyor. Yani müşterek olumsuz bir cümlede kullanılmış olsa bile böyle bir zaruret hasıl olmaz. Fe inne çünkü nefye ahadil maneyeyin müşterek lafzın manalarından bir tanesinin nef yolunması la yaktadî nefyel âher aslan. Diğer mananın da nef yolunmasını gerektirmez ki esasen yani. İlla ancak izâ kâne beynel mâneyeyn nev'u mülâzemetin. Eğer müşterek lafzın manaları arasında bir mülazemet, birbirini gerektirme durumu varsa o zaman birisinin nef yolunması diğerinin nefyini gerektirebilir. Ama böyle bir şey yoksa niye gerektirsin? Vel kelâmu leyse fîhî. Ve bizim konumuz da tartıştığımız konu da bu değildir. Yani yukarıda umumun nekire ile ilgili anlattıklarımız değildir. Bel fi mutlak imanel müşterek. Bilakis müşterek mutlak manada müşterek lafızların, müşterek manaları konuşuyoruz biz. Dolayısıyla konumuz da bu değildir. Ve illa aksi takdirde zaten böyle olmasaydı yani konumuz mutlak manada müşterek lafız ve onun manası olmasaydı lem yekun lil farqi beynel isbat ve nefi vechun. Bu durumda zaten olumlu ve olumsuz cümle arasında ya da kullanım arasındaki farkın bir gereği olmazdı yani. Hani bu hiç gündeme bile gelmezdi. Şimdi dolayısıyla hocam kısaca şunu yapmış oldu Ali Kuşçu buraya kadar. Dedi ki olumlu cümlelerle olumsuz cümleler arasında bir fark olduğu açıktır. Biz bu farkı fiiller üzerinden görüyoruz.
ya da nekra lafızlar üzerinden zaten görüyor. Bu açık. Ancak müşterek lafız örneğinde böyle bir zaruret durumundan bahsedilemez. O bakımdan bu geçerli bir argüman değildir dedik hocam. Şimdi buraya kadar hocam şeyi bitirdik. Aslında burada paragraf güzel olur. Bir diğer argümana ya da bir diğer gruba geçiyoruz hocam. Yani tekrar ediyorum, problemi ortaya koyalım. Umumül müşterek mümkün müdür değil midir tartışması yapıyoruz. Şimdi üçüncü bir görüş de demiş ki tekil lafızlarla çoğul lafızların kullanımı arasında bir fark vardır. Yani şunu söylemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki hocam tekil lafızların kullanımında umumül müşterek geçerli olmaz ama çoğul lafızlarda geçerli olur diyorlar. Bir öncekine benzer şekilde onlar da olumsuzlarda geçerli diyorlar. وَتَمَسَّكَ الْفَارِقْ بَيْنَ الْمُفْرَدْ وَالْجَمْعِ Bu görüşü savunanlar şu argümana tutunmuşlardır. بِأَنَّ الْجَمْعَ Çoğul lafızlar بِمَنْزِلَةِ تَكْرِيرِ الْآحَاتِ Çoğul lafızlar tekil ya da müfret lafızların tekrarlanması konumundadır. Evet, o manaya gelir yani. Ya beş tane birin tekrarıdır. O sayı tanımıyla bile alakalı bu. Evet. فَاِذَا قُلْتُ Mesela desen ki رَأَيْتُ عُيُونًا Ben işte yani ayınlar gördüm. Gözler gördüm ya da pınarlar gördüm. İşte bu tabii muhtemel, hepsine muhtemel. فَكَأَنَّكَ قُلْتُ Sanki şöyle demiş olursun. رَأَيْتُ عَيْنًا وَاَيْنًا وَاَيْنًا اِلَى اَخِرِهِ Yani işte ben bir ayın... Ve bir ayn ve bir ayn ve bir gördüm demiş olursun. Böyle bir demiş gibi olursun. وَفِي هَذَا Yani bu işte ben ayn gördüm ve ayn gördüm ve ayn gördüm cümlesinde يَجُوزُ اِرَادَةُ الْمَعَانِ اِتِّفَاكًا Yani her bir ayn kelimesinden farklı farklı ayn manaları kastolunabilir. Yani bu gayet mümkün bir şey. Burada hiçbir tartışma yok zaten. İşte ben bir tane altın gördüm dersin. Devamında ve bir su pınarı gördüm dersin ve bir işte ila bütün ihtimalleri sıralayabilirsin. Fekeza fi zalike. O zaman nasıl bu mümkün oluyorsa hocam diyor. Bu da çoğul lafız yerine geçiyorsa o zaman uyun yani ra'aytu uyunen cümlesinde de her bir müşterek lafız manası aynı anda kastolunuyor olabilir diyor yani. O argümanı böyle kurmuş. Böylece umumun müşterek oldu bu diyor. Şimdi bunun cevabı geliyor hocam. Varudde bu argümana şöyle eleştiride bulunulmuştur. Şöyle karşılık verilmiştir. Bi men'i ennel cema'a bi menzileti tekrir-i ahad min kulli veçin. Yani çoğul lafızların bütün açılardan, bütün cihetlerden tekillerin tekrarlanması yerine geçeceği fikri men edilmiştir. Yani bu fikir bir defa ispata muhtaçtır. Yani bu tartışmalı bir şeydir. Yani hatta, siz bir tanım veriyorsunuz ama bu tanımın ispatı verilmemiş diyor. Yani. Evet, men ediyoruz biz bunu yani. Ela tara enneke turidu fit tekriri fi sureti tekrir demiş hocam. O suret kelimesi güzel oluyor. Yani tekrarlama suretinde. Yani ra'aytu aynen ve aynen ve aynen cümlesinde. Ne yapıyorsunuz? El vavein, vavları da tekrarlıyorsunuz. Yani her bir ayından sonra vav harfi getiriyorsunuz. Velem, bu hocam muhal kelimesi yanlış burada, mecal olması lazım. Velem mecale leke, ama bunu yapamazsınız. En turidehuma fil cem. Yani çoğul lafız kullanımında böyle bir vav harflerini, o bağlaçları tekrarlama durumu çoğul lafızlarda böyle bir şey mümkün olmaz. Siz bunu tekil lafızlarda yapabiliyorsunuz. Yani güzel bir yakalama dil açısından değil mi? Yani her bakımdan bu ikisi aynı eş değerde kullanımdır diyemeyiz yani demek istiyor. Naam, doğru. Hüve yani çoğul lafızlar, uyun kelimesi mesela. Bir menziletihi işte raytu aynen ve aynen ve aynen menzilesindedir. Fi hasilil mana. Sonuç itibariyle ortaya çıkan mananın toplamına bakıldığında doğru, bu ikisi eş değerdir, aynı manaya gelir. Ancak وَهُوَ لَا يُف۪يدُ الْمَطْلُبُ Ama bu sizin ispatlamak istediğiniz şeyi ifade etmez.
Yani buradan bir müşterek, umumul müşterek şeyi çıkmaz. Bunu kanıtlamaz yani bu argüman demek istiyor. Şimdi hocam burada şeyi de bitirmiş olduk. Çoğul lafız ve tekil lafız kullanımı meselesini de bitirmiş olduk. Bir sonraki grup diyelim. Umumul müşterek meselesini mutlak anlamda nefyedenler. Evet. Şimdi bunu anlatacağım. Dördüncü gruptu değil mi bu? Dördüncü grup hocam, evet. Birincisi mutlak manada olumlu görenler. İkincisi nefi ve ispat farkından hareketle açıklama yapanlar. Üç, tekil çoğul farkından hareketle açıklama yapanlar. Dördüncüsü de bu mümkün değildir kesinlikle diyenler. وَاَمَّنْ نَافُونَ مُطْلَقًا mutlak manada umumun müştereki nefyedenlere gelince. فَيَسْتَدِلُّ اَكْفَرُهُمْ بِالنَّقْلِ bu isimlerin çoğu nakil ile delil getirmişlerdir. وَيَتَمَسَّكُ بَعْضٌ بِالْاَقْلِ bir kişi, bunlardan bir kişi ya da bazıları da, ikisi de olabilir, akılla delillendirmeye de bulunmuşlardır. Akli delil getirmişlerdir. اَمَّنْ نَقْلُوا şimdi nakli delile gelince. فَقَوِيُّنْ şeydir bu. Yani nakli delil güçlüdür, kavi bir delildir. صَحِيحٌ ve doğrudur. اِتَّفَكَ عَلَيْهِ جُمْهُورُ اَيْمَّتِ الْلُغَى dilcilerin tamamı bu şeyde ya da çoğunluğu diyeyim, tamamı yanlış oldu. Dil ulemasının çoğunluğu bu konuda ittifak halindedir yani. Nitekim gale sahibül miftah. Miftah sahibi Sekkaki demiştir ki ma ma'nahu, yani mealen diyelim, hani şunu ifade etmiştir. Lafzen aktarmıyor da hocam, mealen aktarıyor. Annel kur'e. Kur lafzı, yani temizlik ve hayız arasında ortak olan kur lafzı. İza stu'mile, kullanıldığı zaman herhangi bir cümlede yedullu bi nefsihi delaleten zahireten. Şimdi hocam bu delaleten zahireten'den sonra ala kısmı var. Ala en la yetecaveze. Aslında bu delaleten zahireten ala buraya bağlayacağız. Onu baştan söyleyeyim, kafamız karışmasın. Şimdi yedullu bi nefsihi delaleten zahireten, yani zahiri bir biçimde bi nefsihi, yani herhangi bir karineye ihtiyaç duymaksızın bu kur lafzı delalet eder. Bu hakikat anlamındadır zaten de. Evet. Şimdi bir şart öne sürüyor. Mâdâme muntesiben ilel vada'in. Yani her iki vaz'ına da, hani müşterek lafız birden çok vaz edildiği için, her iki vaz'ına da eşit seviyede ise, her iki vaz'ına da eşit konumda olduğu sürece bu kur lafzı delalet eder zahiri olarak, açıkça. Min gayri karinetin muhassisatın lehu. Hocam burada ilel vad'ayn'dan sonra ma'na kelimesi var. Bu yanlış hocam. Onu biz yani ile değiştirmemiz lazım. Yani şunu demek istiyor. Mâdâme muntesiben ilel vad'ayn. Yani bunun anlamı şudur demek istiyor. Yani her iki vaz'a da eşit konumda, yani min gayri karinetin muhassisatın lehu bi ahadil vazayn. Yani birini yani, kastedecek bir karine kullanmaksızın. Evet, yani şu vazı kastedip de ötekini kastetmiyor gibi bir karine olmaksızın, her iki ihtimale de eşit seviyede olmak koşuluyla kur lafzı delaleten zahireten açıkça gösterir. Neyi gösterir? Ala ellâ yetecâvezet tuhru vel hayz. Yani bu lafız tuhur ve hayız manalarını aşmayacak, bunların ötesine geçmeyecek bir delalete sahiptir. Açık bir delalete sahiptir yani. Gayre mecmûin beynehuma. Ama öte yandan ikisini de aynı anda birlikte ifade etmez. Yani her iki manayı da birleştirip mecmûuna birden de delalet etmez bu lafız. Yani aynı dediğimizde aynın göze ve pınara delalet etmesi bir karine olmaksızın eşittir. Değil mi? Ama ikisini evet, de birlikte delalet ettiği de söylenemez. Tabii. Hani hepsini toplayalım bir ortak mana, böyle bir şey de olmaz diyor. Evet, evet, evet. Şimdi buradan hareketle diyor ki fe eşara bi kavlihi müellif burada gayri mecmu beynehuma şu kısım hocam.
gayre mecmu beynehuma lafzıyla, ifadesiyle neyi kastetti? İla ennel muşterak la yasihu istimaluhu fil ma'neyn aslen. Yani müşterek lafızların esasen her iki anlamda birden kullanılmasının mümkün olmadığını anlattı burada aslında. Yani gayre mecmu beynehuma derken aslında bunu söylemiş oldum. Dolayısıyla bu kanaat de dil otoritelerinin ortak yani yaygın kanaatidir. Demek istiyor ki yani kısaca nakli delil olarak yani dilciler zaten böyle düşünmektedirler diyor. Dolayısıyla umumun müşterek mümkün değildir demeye getiriyor yani. لِأَنَّهُ çünkü اِذَا لَمْ يَصِحَّ بِدُونِ التَّخْصِيسِ eğer yukarıda madame müntesiben ilel vazayın yani her iki vaz durumuna da eşit seviyede olmak koşuluyla derken yani herhangi bir tahsis durumu olmaksızın eğer bu sahih olmuyorsa yani herhangi bir vaz durumunu tercih etmeksizin biz müşterek lafızla o manaların toplamını tamamını hepsini birden kastetmemiz mümkün olmuyorsa فَمَعَ التَّخْصِيسِ بِهِ her iki yani tahsis durumunda yani o vazlardan, vaz seçeneklerinden herhangi bir tanesinin tahsis edilmesi durumunda hiç mümkün olmaz zaten diyeceğiz. فَمَعَ التَّخْصِيسِ yani o vaz seçeneklerinden birini tahsis edersek مِسْلِ اَنْ تَكُولْ mesela şöyle söylemen gibi ya da اَنْ نَكُولْ de olabilir fark etmez. اَلْكُرْءُ بِمَعَنَ tuhur. Şöyle hocam şey yapalım cümleyi. El-kur'u bimanat tuhur dedik mesela. Dedik ki kur lafzı temizlik anlamındadır dedik. Şimdi burada bir karine oluştu elimizde. Yani bu lafzın bu manasını seçiyoruz biz demiş olduk. Artık diğer mana zaten ihtimal dışı kalmış oldu. Şimdi bu durumda zaten evla yani haydi haydi zaten hiçbir şekilde iki mana birden kastolunamaz. Tahsis yokken zaten olmuyordu. Tahsis varken hiç olmaz zaten. Evet. Bu hocam el-kur bimanat tuhurdan sonra şunlar fazlalık. Evvelen bimanel hayz kısmı bana fazlalık geldi. Şerhten öyle anladım. El-kur bimanat tuhur evla ya bağladım ben. Evet. Evet. Bu şekilde cümleyi bitirdim orada hocam. Evet. Şimdi dolayısıyla hocam burada dilcilerden yapılan nakillere baktık ve buradan umumul müştereğin mümkün olmadığı kanaatini çıkartmış olduk. Ve hâhuna bahsun dakikun. Burada çok incelikli bir mevzu daha vardır. Senuriduhu bitesirillahi teala Allah'ın izni inayetiyle biz bu mevzuyu açacağız. Fî mebâhis ilmil be. Hocam geldi ya. İşte Ali Kuşçu hocam yani bütün şeyleri yazmak istemiş çok belli yani. Bak ne diyor? Fi mebahis ilmime biz diyor beyan ilmiyle ilgili mevzuları anlatırken diyor bu konuyu orada anlatacağız diyor. Ama yazmadı, yazamadı. Kitapta yok hocam. Yani kesinlikle kafaya koymuştu ama sonradan neye vazgeçti, ne oldu bilmiyor. Yani o ömrü de yetmemiş olabilir. Bunu İstanbul'da yazmadı mı? 2 yıl yaşadı adam İstanbul'da. İstanbul'da yazdı evet hocam. İşte hocam gönül şunu istiyor. Keşke yazmış olsa da bir yerde duruyor olsa. Evet. Bunu bakalım belki yazmıştır. Ama bu kitap elimizde olduğuna İktü Sadis diyor. Bu kitabın ıktı var mı? Kaç ıktı kalmış? Şöyle hocam. İşte bak hocam İktü Sadis onu bile söylüyor. Yani daha kuvvetli bir şey söylüyor değil mi? Yani demek ki tabii planlamasını yapmış. Acaba bu sarfı yazmış sonra miftah gibi belki şeyi yazacaktı. Nedir onun adı? Nahvi. Tabii sonra hocam, meani, beyan, bedi gidecekti değil mi? Değil tabii hocam. Hani mukaddimede dedi ya 12 şey diye. Ya. Yani hepsini yazmayı planlıyordu. Böyle hacimli bir şey olacaktı yani. Abdullah'cığım biz de neler planlıyoruz ama bakalım. Olmuyor. Şimdi beyan ilminin diyor hocam 6. şeyinde. Demek ki bak onu da şey yapmış tasarı. Hatta yani o kısımda yazacağım dediğine göre belki bilemiyorum hani. Ve karalamış bile olabilir. İçindekiler çıkartmış olabilir. Olabilir. Çıkartmıştır. Olabilir. Ama mevzuyu söylemiyor hocam burada. Yani oraya havale etti kaldı mevzu. Şey gibi biliyorsun bizim akademi toplantılarında ya da devlet toplantılarında bir şey çözülemezse komisyona havale edilir ya. Aynen. Alt komisyona havale. Düşünelim. Ona benziyor bu da.
Şimdi burada hocam nakil meselesini bitirdi. Vel mütemessikûne bi delil akli. Yani umumul müşterek mümkün değildir argümanını savunanların akli delillerine gelince. Kalu dediler ki el müştereku la yahlu imma en yekuna mevdu'an li kulli vahid min el ma'niyeyn bi şartı infradihi anil ahar. Yani müşterek lafız zaten şunu biliyoruz. Birkaç manaya birden vaz olunmuş. Ayrı ayrı yani vazlarla. Şimdi bu müşterek lafız la yahlu şu ihtimallerden birin gerçekleşir mutlaka. İmma en yekuna mevdu'an li kulli vahid min el ma'niyeyn bi şartı infradihi anil ahar. Yani ya her iki mana diğerinden infirat şartıyla, yani diğerinden tamamen bağımsız olmak koşuluyla vaz olunmuştur. Ev ma kat'in nazari an infiradihi anhu ve ictima'ihi ma'hu. Ya da bir mana diğeriyle infirat ediyor mu ya da ictima mı ediyor hususlarına dikkate almaksızın, yani kat'ı nazar, bundan tamamen hiç sarfı nazar ederek bu şekilde vaz olunmuş olabilir. Yani şunu söyledi kısaca hocam. Müşterek lafızların iki tane manası. Ya birbirinden bağımsız olma şartıyla bu lafız her birine vaz olunur. Ya da böyle bir şey dikkate alınmaz hiç. Yani beraber mi olacak, ayrı mı? Bu hiç düşünülmez. İyiyiz çünkü la yecuzu en yekune mevdu'an li mecmu'il ma'neyeyn min haysul mecmu. Diyor ki la yecuz mümkün değildir. Yani yekune mevdu'an li mecmu'il ma'neyin. Yani bu lafız mesela ayn lafzı diyelim. O manaların muhtemel seçeneklerin toplamına vaz olunmuş olamaz müşterek lafız. Yani böyle bir şey mümkün değildir. Min haysul mecmu. Yani o mecmu olmak bakımından o manaları toplasak ve ona vaz ol desek bu olmaz. Niçin? Ve illa lem yekun müştereken. Çünkü bu durumun müşterek olmaz zaten. Yani birden farklı şeyler olacak. Bu lafız her birine ayrı ayrı delalet edecek. Aralarında ortak olacak böylece. Yoksa o manaların hepsi toplasak, tek bir mana yapsak o zaman ortada müşterek lafız diye bir şey kalmaz zaten. Bu bir. Ve la li kulli vahid bi şartı içtimaihi mal ahar. Öte yandan müşterek lafız her bir mana diğerleriyle bir araya gelecek, içtima edecek şartıyla da vaz olunmuş olamaz. Bu da mümkün olmaz. Ve illa eğer bu mümkün olsaydı lema sahha istimaluhu fi ahadihime alel infirat. O zaman müşterek lafzın bu muhtemel manalardan herhangi bir tanesinde bağımsız olarak kullanılması mümkün olmazdı. Çünkü içtima şartı var diyorsunuz. Bu durumda tek bir ferdinde kullanması mümkün olmazdı. Ve huve batulun bil ittifak. Bu yani ittifakla yanlıştır bu görüş. Şimdi ve alet takdireyn, her iki takdire göre de, yani buradaki kastettiği şey şu hocam, yani ister infirat alel infirat şartıyla düşünelim, istersek de infirat ve içtima şartlarını dikkate almadan, bunlardan sarfı nazar ederek düşünelim. Her iki takdire göre de yahsulül matlub, bizim iddiamız geçerli olur. Yani bizim iddiamız ne burada? Umumul müşterek mümkün değildir iddiası. Şimdi bu nasıl geçerli oluyor? Bir. Emme alel evvel fezahirun. Birincisine göre açıktır. Yani eğer alel infirat şartını kabul edecek olursak, yani bağımsız şekilde zaten açıkça bu kendi ortaya çıktı demektir. Yani konuşmaya gerek yok diyor. Ve emme alel sani. Yani infirat ya da içtima şartını dikkate almaksızın düşünecek olursak, فَلِأَنَّ وَضْعَ اللَّفْظِ şöyle bakayım hocam. Evet. فَلِأَنَّ وَضْعَ اللَّفْظِ lafzın vaz edilmesi تَخْصِيصٌ بِالْمَعْنَى bir manaya özgü kılınması demektir. Lafzın vaz edilmesi o lafzın bir manaya tahsisi demektir. Bir manaya özgü kılınması demektir. Yani ne demek bu? جَعْلُهُ o lafzın kılınması bi haysu yaktasiru ala zalikel mana. O manaya has kılınması, o manaya bağlanması, o manaya özgü olması demektir. La etecavezuhu ve o manayı aşmaması demektir.
Yani bir lafız bir manaya vaz olunuyorsa sadece o manaya delalet edecek demektir. Tecavüz ederse ona biliyorsun şataat deniyor zaten. Şimdi hocam bunu eleştirecek ama birazdan geleceğiz. Ve la yuradu bihi gayru. Yani ve la yuradu bihi gayru engel istimal. Lafzı biz bir manaya vaz ettik, ona tahsis ettik, onu aşamaz dedik. O zaman ne diyeceğiz burada? Kullanım durumunda o lafızdan başka bir şey kastolunamaz. Ve la yuradu bihi gayru. O manadan yok, kullanım durumu değil. Vaz evet. Durumuyla kullanım durumu farklı şey değil mi ama Abdullah'cığım? Öyle hocam ama işte argümanı böyle kurdu. Yani şunu demek istiyor. Sen diyor bu lafzı bu manaya vaz ettiğin zaman diyor ona çakıyorsun artık. Tamam. Ama bu vaz cihetindendir. İstimal cihetinde o zaman mecaz kinaye elde edilemez. İşte hocam onu gelecek zaten. Şimdi vazı hocam böyle anlarsak diyor problem çıkıyor. Başka şekilde anlamamız lazım diyor. Ha, yeni bir tanım yapmak istiyorum. Evet anladım. Onu şey yapacağız hocam tamam. Birazdan. Peki. O zaman dedi başka bir şeyi kastedemezsin kullanımda dedi. Fela yumkinul cem'u beyni itibaril vaz'ayn fistimalin vahidin. O zaman dedi bir kullanımda fistimalin vahidin iki vaz'ın bir arada düşünülmesi, cem edilmesi mümkün olmaz. Lienne itibara vad'ihi lihazel ma'na çünkü lafzın belirli bir manaya vaz edilmesi, bunun düşünülmesi, dikkate alınması yucibu ademe iradetil manel ahar. Başka bir mananın kast olunmasına buna mani olur. Bunun yokluğunu gerektirir. Ve itibaru vad'ihi lil manel ahar. Başka bir manaya vaz olunması ise yucibu ademe iradeti hadal mana. Bu mananın yokluğunu gerektirir dedi. Dolayısıyla fe'tibarul vada'in ma'an yani bir lafzın her iki vaz'ının da birden düşünülmesi, dikkate alınması yucibu içtima'al ma'aneyyin fil iradeti kullanım esnasında her iki mananın da irade edilmesini, bunların içtimağını gerektirir. Ve ademu içtima'ihime fiha Hem kastını gerektirir, içtimasını hem de içtima etmemesini aynı anda. Etmemesini gerektirir, evet. Böyle bir şey tabii. Çıktı. Bel yucibu kevnu kullun minhuma muraden ev gayrı murad. Yani sanki şöyle oldu, hem murad ediliyor hem murad edilmiyor gibi oldu o manalı. Çelişmezlik ilkesine aykırı bu da diyor. Aykırı. Şimdi bunun cevabı geliyor hocam. Biraz zorlandık buralarda ama şimdi bunun cevabı geliyor. Yo, bence şimdi, burası açık ya. Yani orada evet. Bir sıkıntı yok anlamında. Evet. Konuyu da hocam tamamlıyoruz burada zaten. Cevap şudur. Enne la nusellimu enne ma'na taksisil lafz bil ma'na ma zekerum. Şimdi hocam burada tanımı reddetti. Tanımı reddetti. Aynen hocam. Biz dedi şunu kabul etmiyoruz zaten. Enne ma'na taksisil lafz bil ma'na yani sizin bir lafzın bir manaya tahsisi şudur dediğiniz açıklamayı biz zaten kabul etmiyoruz. Yani vaz der. Ve innema ma'nahu peki nedir o zaman bize göre bir lafzın bir manaya vaz olunmasının amacı anlamı, tahsisin anlamı? İnnema ma'nahu ce'lul lafzı lafzın kılınmasıdır. Bi haysu yedullu bi hadal ce'l huve la gayruhu. Yani şöyle söyleyelim hocam lafız bihadel ce'il yani bu vaz işlemiyle bu lafız o anlamı gösterir. La huve la gayruhu başka bir lafız göstermez artık o manayı. Bu lafız gösterir demektir. Yani buradan hocam şuraya getirdi lafı. Ben bir şey anlamadım. Şöyle söyleyeyim hocam kısaca. Ne fark var? Şu fark var hocam. Şimdi lafzı bir manaya rapt ettik. Tamam. Özgü kıldık. Şimdi birinci anlayış şunu söylüyor. Bu lafız bu manadan başka bir şeyi asla gösteremez diyor. Birinci yukarıdaki anlayış. Tamam. Burada problemler çıkıyor dedik. Dedik ki biz o zaman şöyle anlayamamız lazım. Lafzın tahsisi şu demektir. Başka bir lafız bunu göstermez. Bu lafız gösterir demektir. Ama bu lafız sadece bunu gösterir demek değildir. O lafız mecaz yoluyla şunla bununla başka bir şeye de gösterebilir ama bu manayı sırf bu lafız gösterir demektir. Vazın manası.
Yani biz Ali Kuş diyor ki lafz cihetinden düşünelim, lafız ve manayı birlikte dikkate almayalım. Vaz meselesini açıklarken eğer ikisini birlikte açıklarsak birbirine zorunlu icap ilişkisi olur. Ama o zaman sabitlemiş olursun orada sabitlemiş durumu. Sabitlemiş, icap o demek zaten. Ama eğer sırf lafız cihetinden bakarsak bir mana var, biz bu lafzı bu manaya tahsis ediyoruz ama bu onun başka bir manaya tahsisini engellemez. Tabii zaten müşterek lafızlarda öyle oluyor yani. Ya da mecazlarda öyle oluyor. Anladım. Şimdi burada, evet hocam, yani artık şunu demiş oluyoruz. Başka bir lafız bu manayı göstermez artık. Biz bunu vazettik buna çünkü. Şimdi. Yani şöyle diyebilir miyiz? O zaman tahsisliyiz, bir cal eylemi vardır. Kılma eylemi vardır. Evet yani. Terimleştirirsek değil mi? Evet yani şöyle hocam. İşte, tahsisi mutlak değil. Cani mukayyet vardır deriz. İşte hocam yani şöyle yani tahsis, orada tahsis var. Anlıyorum şu anda, anlaşıyorum. Yani işte hocam bu manada tahsis vardır demek istiyor. Tahsis var ama bu bizim kastettiğimiz anlamda var diyor. Evet. Sizin kastettiğiniz anlamda yok. Yani, evet, icabi değil diyor yani. Tamam. Şimdi nereye geldik? وَاِنَّمَا مَعْنَاهُ جَعْلُ الْلَفْزِ بِحَيْسُ يَدُلُّ بِهَذَا الْجَعْلِ هُوَ لَا غَيْرُهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى عَلَى غَيْرِهِ şey ala hazel mana la ala gayrihi. Yani bunu şöyle ifade edelim. Bizim anladığımız manada tahsis ya da vaz işlemi bir lafzın bir manaya belirlenmesi ve başka bir lafzın o manayı artık ifade etmemesi demektir. Ve o lafız da ala hazel mana la ala gayrihi. O lafız da artık bu manayı gösterir, başka bir manayı göstermez. Yani iki taraflı söylemiş oldu hocam. Yani şöyle söylemiş oldu. Artık bu lafız bu manayı gösterir. Başka bir lafız bu manayı göstermez dedik. İkincisi de bu lafız tahsis olunduğu zaman artık bu manayı gösterir. Başka bir manayı göstermez dedik. Aslında burada o... Yani Abdullah'cığım ama burada şöyle bir şey itiraz edemez miyiz Ali Kuşçu'ya? Şimdi vaz ameliyesinde mi ortaya çıkıyor müştereklik durumu yoksa istimal ameliyesinde mi esnasında? Hayır hocam, vazdan kaynaklanıyor müştereklik mesela. Öyle mi? Tabii. Hatta hocam şeyi hatırladınız mı? Vazdan kaynaklanan lafız türleri, istimalden kaynaklanan lafız, onu ayrıştırmıştık. Doğru. Hakikat, mecaz gibi şeyler istimalden kaynaklanıyor. Ama müştereklik ise vazdan kaynaklanıyor. Tabii. O zaman dedikleri doğru. Evet, anlaşıldı. Şimdi, velâ yûcibû hâzâ, bu durum gerektirmez. En lâ yedullâ hâzâ laf bica'lin ahar, ala manen ahar. Şimdi bu lafız bir manaya vaz olundu diye başka bir cahille, başka bir vazla, başka bir manayı göstermez demek değildir bu yani. Ona engel olma ölen bir şey yoktur yani. Aynı lafzı başka bir cahil yoluyla başka bir manaya delalet ettirebiliriz. Yani şunu diyor, bir tanım veriyorsunuz ama bu tanımın içermediği bir kuralı işleme koyuyorsunuz aslında. Aynen. Yani sen vazı şöyle anlamayacaksın. Bu lafı sadece bu manaya gösterebilir. Başka böyle bir şey yok yani. Niye bir daha vaz olunmasın? Evet. Neden bir daha ikinci bir ihtimal olmasın? Evet. Ya da şu da olmaz diyor. Vela şu anlama da gelmez. En la yedulle lafzun ahar bica'lin ahar ala hadel mana. Yani bir başka lafız, bir başka vaz yoluyla yine bu manaya delalet etmez diye de diyemeyiz. Bu sefer yani ikinci mana ayağından da itiraz. Aynen yani. Öyle. Yani müradifleri de mümkündür. Niye ona şey yapıyorsunuz demek istiyor. Evet. Fecaze en yustamel el maneyin bi itibarel vad'ayn. Bu durumda ne olmuş oldu? İki vaz yoluyla iki anlamda kullanılması mümkündür demiş olduk. Sıkı bir şey yaptı burada, evet. Hocam şimdi bu şeyi bitirdik. Şimdi peki vaktimiz var mı? Saate bir bakalım. Hocam istersen yani şöyle düşünelim. Burada kalalım mı bence? Evet yani daha uygun olur. Toparlarız kafamızı diye düşündüm ama siz nasıl yani çok daha... Yok bu hoca sensin, ben sadece moderatörlük yapıyorum yani sen şey diyorsan burada kalalım. Şöyle yapalım hocam, bir dahaki hafta bu bölümü ikinci başlığı bitirmek üzere yoğunlaşalım inşallah, evet. Zorlayalım biraz. Tamam. Hızlanalım. Zaten örnekler üzerinden gidiyor ve daha dilsel, felsefiden daha dilsel. Evet. Rahat gidiyoruz öyle geldi bana. O zaman burada kalalım.
Tamam hocam. Şimdi evet. Hocam müşterek lafız problemini tartıştık. Şimdi hocam eş anlamlı müradif, müteradif lafızlar problemine geçiş yapıyoruz haftaya inşallah. Ha tabii yepyeni bir konu bu. Tabii. Üçüncüsü de hocam isim ve sıfat ayrımı evet. Üzerinden devam edeceğiz. Peki bizim öngördüğümüz tarihte bitirebiliyor muyuz Abdullah hocam? Hocam 3 dersimiz kaldı öngördüğümüz takvime göre. Yani belki bir ders daha katabiliriz. Yani. Tamam, katarız canım, sıkıntı yok yani neticede. buradayız. Peki tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Abdullah hocam sana da teşekkürler. Teşekkür ederim. Hafta sonumuz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Hoşçakalın. Selamünaleyküm.